Merhaba. Selamlar. Hoş geldiniz. Ağustos ayının 3. haftasına giriş yapıyoruz. Bu hafta Dolunay haftası. Kova burcunda Dolunay olacak 21 Ağustos'ta. 28 derece Kova burcunda. Aslında bir süper Dolunay. Blue Moon denilen. Blue Moon, evet. Süper Dolunay sınıfına gelen hem evet. Mavi Ay hem Süper Dolunay evet. diyebileceğimiz çok güçlü bir Dolunay. Evet. Şimdi zaten Blue Moon'lar, yani çünkü bir ay içinde aynı burçta oluşan ikinci Dolunay, hı hı. Blue Moon, Mavi Ay diye geçiyor. Hı hı. Bir de Süper Dolunay sınıfı. Hı hı. Yaklaşık olarak neredeyse bir güneş tutulması kadar etkili. Evet. Yani bir güneş tutulması kadar etkili. Neler olacak? Anlatsana bakayım size. Kova burcu dolunayları tabii biraz toplumsal konulara dikkat çekiyor. Grup çalışmaları, arkadaşlıklar, evrensel konulara dikkat çekiyor. Uranüs'ün Jüpiter'le de kare açısı var. Evet, evet. O da güçlü bir açı. Çünkü Kova burcunda dolunay. Evet. Yani burcun yönetici gezegeni Jüpiter'le kare. Bu çok mistik bir açı. Evet. Aslında geçmişte yaptığımız pek çok değer ve kavramın karşımıza çıkacağı. Hı hı. Eğer doğru işler yaptıysak doğru sonuçlarla karşılaşacağımız, yanlış şeyler yaptıysak yanlış sorunlarla karşılaşacağımız bir dolunay. Bu tip dolunaylar aslında paylaşmakla, biz olmakla, yaratıcılıkla, yaratıcılığın içinde kendimizi iç dünyamızda anlamlandırmakla alakalı bir dolunaydır. Şiron kuzey düğümü üçgen yaptığı için bunun bir güzelliği de vardır. Şiron ile kuzey düğümünün üçgen yapması eş zamanlılıklar yaratır. Sosyal çevremizde bazı hareketlilikler yaratır. Baştaki o gerginliklerin hafiflemesine de sebebiyet verir. Sen ne düşünüyorsun sevgilim? Ben de aynı şekilde özellikle tabii Dolunay Kova'da olduğu için kovalar için özel bir dönem. Geçtiğimiz ayda Kova burcunda bir dolunay olmuştu. Birçok kovanın hayatında özel dönemler yaşanıyor bu dolunayla beraber. Aslan burçlarında etkiliyor bu dolunay. Bunun yanı sıra terazi ve ikizler burcu içinde güzel etkiler olabilir. Uranüs'ün açıları da onları destekliyor çünkü. Tabii, tabii. Ve şimdi bir de şimdi bu Jüpiter karı Uranüs arkasında 23 Ağustos'ta hemen arkasından Güneş Başak Burcu'na giriyor. Evet. Yani bu ne demektir? Başak Burcu'nda titiz, düzenli, çalışkan enerjiler artık tatil sona eriyor. Merkür de geçiyor zaten. 24 Ağustos'ta hafta sonunda Merkür de Başak Burcu'na geçmiş olacak. Artık yaz bitiyor. Artık yaz çalışma bitiyor. Çalışma zamanı geliyor. Çalışma zamanı geliyor ve bu 21 Ağustos Kova Burcu Dolunay'ı ile beraber evet. göçmen kuşlar, çünkü kuşları da evet, temsil eder. Evet, Uranüs tabii. Uranüs. Göçmen kuşlar artık yazın bitmeye başladığını, sonbaharın başladığını anlıyor. Aslında tatil bitti demektir. Evet. Bu dolunayla beraber 2013 tatili bitti. Merkür'ün Başak Burcu'na gelmesiyle beraber hasat mevsimi başladı. Artık o hasadı beraber yapacağımız çok özel ve çok farklı bir döneme doğru da girilmekte. Arkasından işte hemen arkasından Güneş'in başağı, 24 Ağustos'ta Merkür'ün başağı girmesi, bunları nasıl yorumlarsın, ne dersin? Güneş'in Başak Burcu'na geçmesi, Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesi, tabii Başak artık çalışma, iş, üretim, bir şekilde bu konuların biraz daha öne çıkacağını hayatımızda gösteriyor. Başak burçları, bunun yanı sıra Boğa ve diğer Oğlak Burcu için, Toprak grubu burçlar için enerjiler biraz daha olumlu olacak. Kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Motivasyonları biraz daha yükselebilir. Tabii. Aslında Başak Burcu bizim bu Osmanlı astrolojisinde evet. sümbüle denilen burç evet. veya Virgo veya Vigon. Aslında ezoterik anlamda Virgo, Vigon anlamına gelir. Vigon ise bekaret. Doğanın ve tabiatın kendisi içindeki düzeni, el değmemiş değerleri temsil eder. İşte hassas zamanının gelmesi, insanın iç dünyasının artık dış dünyaya vurması, çalışma hayatının başlaması ve kışa hazırlık dönemi evet. bu 24 Ağustos gezegen açısıyla beraber başlardır. Bu hafta gerçekten çalışmaya hazırlıkla evet. dolu bir hafta. Evet, bazı konularda dolunayla beraber hayatımızda sonuçlanmalar olabilir. Dolunaylar çünkü
genellikle bazı konularda sonuçlar getirir. Evet. Ya da bitişler, dönüşümler yaratır. Mesela Kova burcunda Dolunay, evet. Kova burçları veya Aslan burçları ile ilgili bir evliliğin bitmesi, bir iş ortaklığının bitmesi, hı hı. yeni bir ilişkinin başlaması anlamına da gelebilir. Yalnızca bunları tabii öğrenmek istiyorlarsa aylık burç videolarını seyretmesi gerekti evet. bilinç okulu üyelerimizin, kanal üyelerimizin. Hatta günlük burç yorumu evet. Aboneliklerimizde de veya günlük burç yorumu videolarında da bu konuyla ilgili detayları bence alabilirler. Ne tabii, dersin? Günlük burç yorumlarımızda da her gün gökyüzünün detaylarını daha ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyoruz. Onları da takip etmeyi unutmayın. Bizi izlemeye devam. Sevgiler. Hoşçakalın. Bye.